اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالسند المتصل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال تواضعوا لمن تعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء وتواضعوا لمن تعلمون ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ayrı irtihal edenlerin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerif yaptıranların bugüne kadar güzeran eden eyme hutaba müezzin kayyimin cemaat-i müsliminin bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüheden müminat, tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tevada'u limen tuallimune min. Ey hocalar, Müslümanlara dini bilgilerini öğretme mevkinde olanlar, sizden öğrenenlere karşı mütevazı olunuz, onlara yumuşak davranınız, yanlarınızı, kanatlarınızı indiriniz. Evet, çünkü siz böyle onlara yumuşak davranmazsanız sizin sertliğinizden çekinerek bilmediklerini size sormaktan çekinebilirler. Onlara yumuşak davranınız, tevazu gösteriniz ki onlar size dertlerini açsınlar, bilmediklerini sorsunlar. Evet, aslında ne diyor Hazreti Ali radıyallahu anh, bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyor. Öyledir, doğrudur. Ama böyle olacak. Yani öğrenenler, zaten hadisin devamı da öyle de, öğrenenler hocaya saygı duyacak. Çünkü yanlıştan kurtulması için doğruyu öğreten onun iki can saadetine, yoluna girmesine sebep olan adamdır. Hayra vesile olmuştur. Onun için nimetidir onun o. Dünyada da ukbada da onu minnetle karşılaması lazım, saygı duyması lazım. Aslında ilim sahibi olan insanların kendisinden ilim öğrendiği kimseler istahakku tazim, saygıyı hak etmişlerdir. Saygıyı hak etmişlerdir. Yani öğrenenler hocalara karşı hocaları saygıyla karşılayacaklar, o sevgiyi besleyecekler. Elhamdülillah biz aziz milletimiz bu duyguya sahiptir. Hocalara büyük saygı duyar. Ta Müslüman olaldan beri böyle ola gelmiştir. Hala memleketimizdeki hocalara olan saygı başka İslam ülkelerinde yok. Elhamdülillah. Bu işte peygamberin sünnetine uygun bir şeydir. Hocalar da işte bu vatandaşa karşı, öğrenenlere karşı sert davranmayacaklar. Öyle diyor Peygamberimiz. Yumuşak davranın diyor. Size yaklaşsınlar da bilmediklerini sizden öğrensinler. Siz zaten bildiğinizin zekatını vermek zorundasınız. İlmin zekatı onu Müslümanlara öğretmektir. Bildiğini insanlardan kıskanan Allah'ın rahmetinden uzaklaşma tehlikesiyle burun burunadır. Öğretmek zorundasınız. Hatta farz-ı ayındır hocalara
şer'i bilgileri öğretmek farz-ı ayındır. Daha evvel de söyledik, yine de tekrar ediyoruz. Evet, hocalara farz-ı ayındır. Hoca diye bir makama getirilmiş olanlara farz-ı ayındır dini bilgileri öğretmek. İmkan olduğu sürece bunları öğretmekten sakınmayacak. Yoksa çok veballidir. Yülcemi bileceğimin nar. Ateşten gem vurulacak. Niçin öğretmedin diye. Tabii her erkek de evlendiğinde evinin hocasıdır. Karısına, kızına, oğluna dini bilgileri öğretmek zorundadır. Farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. O da o ailenin hocasıdır. Onun için herkes zaruri bilgileri, ki ona biz ilmihal diyoruz, haramları, helalları, farzları, vacipleri öğretmek zorundadır. Öğrenmek zorundadır ve öğretmek zorundadır. Şimdi mesela namaz kıldık. Hocamız da ne kadar, Allah razı olsun, her hoca öyle yapıyor. Burası herkesin uğradığı, herkesin ziyaret ettiği bir cami. Süleymaniye Camisi. Kanuni Sultan Süleyman'ı Avrupalılar da dünyada biliyor. Onun şeyini görmeye geliyorlar. Onlar cami ehli değil, Müslüman değil. Onun için saygı göstermiyorlar. Onun için arkalara işte şey konmuş, bundan ileri geçmen. Çünkü onlar abdestsiz. Onların girmemesi lazım. Fakat uluslararası ilişkiler sebebiyle tamamen yasaklayamıyoruz da. Oradan ileri geçmeyin diyorlar, hiç olmazsa gelmeyin diye. Müslümanlar girer, girmesi lazım ama Müslümanların da camiye girerken bazı şeyleri bilmesi lazım. Evet, Diyanet'in genelgesi var. Çocuklarınızı camiye getirin diye. Doğru. Camiye alıştıracağız. Kimi ama? Hangi çocuğu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir de hadis-i şerifi var. Cennibû sıbyâneküm ve men câninekum anil mesacid. Peygamberin emridir bu. Cevat Hoca'nın sözü değil. Evet, hepimizin takip etmek, uymak zorunda olduğumuz Muhammed Mustafa'nın sözüdür. Cennibû, uzak tutunuz. Anil mesacidi, mescitlerden, camilerden. Sıbyâneküm, sabî çocukları. İşte burada namaz kılarken ava baba diye geldi. Orada oynuyor, koşuyor. Cami olduğunu bilmiyor. Masum yavrudur. Evet, bunu Kabe'de de yapıyorlar. Bilhassa o Araplar. Çocuğunu getirip koyuyor oraya. Bağırıyor, çağırıyor filan. Evet, çocuk sesi rahmet sebebidir. Doğru. Çocuklar masumdur. Doğru. Ama namaz kılanları da düşünmek lazım. Şimdi o dediği zaman senin kafa oraya takıldı. Kulağın sağır değil. Onun sözüne gitti. Halbuki namaz kılarken adamın aklı, zikri, fikri Allah'la olması lazım. Kendini Allah'a vermesi lazım. Kendinden geçmesi lazım. İşte bunu engel olduğu için Efendimiz camide bu gibi şeylerin olmasını istemiyor. Sabi çocuk ne bilsin? Ağlıyor, sızlıyor, koşuyor. Düşüyor, ağlıyor. Müslümanların kafası da ona takılıyor. Sabi çocukların, mümeyyiz olmayanların camiye getirmeyin. Peygamber sözü bu. Cennibû anil mesacid. Camilerden uzak tutun. Neyi? Sıbyâneküm. Sabileri. Başka kimi? Ve men câninekum. Delileri. Deli ne bilsin? Aklı yok. Delileri camiye sokmayacaksın. Camiyi bilmez cami olduğunu. Sabi çocukları camiye sokmayacaksın. Peygamber emri. Mümeyyiz çocukları. Nedir mümeyyiz? Buranın cami olduğunu anlayacak kapasiteye gelmiş. Henüz buluğa ermemiş, mükellef olmamış ama aklı eriyor. İşte bu çocuk, nasıl bileceğiz bunu? Sıcak iklimlerde bu çabuk oluyor gelişme. Soğuk iklimlerde gece oluyor. Türkiye'de 18-17 yaş rüşt yaşıdır. Buluğ yaşı da 15 yaş civarıdır. Ama Helsinki'de 20-22 yaştır. Soğuk ülkelerde geç uyanıyor insanlar. Geç gelişiyor. Bizim memleketimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaş demiş. 7 yaş tabiri var. 7 yaşı geldiği zaman demiş. Ama şimdi çizgi filmler şu bu vesaire vesaire çocukları erken yetiştiriyor. Gelişmesi sebep oluyor. Bir çocuğun eline para vereceksiniz. Bakkala göndereceksiniz. Şu kadar şunu al, şu kadar şunu al, şu kadar şunu al, şu kadar şunu al, al. Çocuk karıştırmadan alıp geldi mi bu çocuk mümeyyizdir. Yaşı 7 olsun, 5 olsun, 4 olsun. Karıştırmadan bakkaldan sizin söylediğinizi alıp geldi mi bu çocuk mümeyyizdir. Ondan sonra dini hükümler var. Aynı odada yatamazsınız.
Kız kardeşiyle aynı yatakta yatıramazsınız. Ayıracaksınız. Aklı ermeye başladı. Ana baba benim evladım. Yok. Ayrı odada yatacaksın arkadaş. Başka odan yoksa perde koyacaksın araya. Ayıracaksın. Peygamber emir bu da. O da ayırın diyor. Ferriku. Evet. Ayırın diyor. Kız kardeşinden ayırın. Aynı yatakta yatırmayın. Sizinle de aynı yatakta yatmasın. Aynı odada kalmasınlar. Bir de camiye onları getireceksin işte. O cami olduğunu bilir. Mecbur değil namaz kılmaya. Daha mükellef olmamış. Ama öğrensin, alışsın diye. Fakat sabi çocukları peygamberin yasağıdır. Ama getiriyor adam. Söylüyor hoca. Bir, ikincisi, Allah razı olsun, camiye gelmek çok önemli bir şey. Herkes camiye gelemez. Allah'ın sevdiği kimseler camiye gelir. Cami Allah'ın evidir. Allah'ı ziyaret etmiş oldunuz şimdi. Camiye geldiniz, Allah'ı ziyaret etmiş oldunuz. Evet, Allah mekandan münezzehtir. Burada değil ama Kabe'ye de Beytullah denir. Allah'ın evi denir. Allah mekandan münezzehtir. Ama camiler Allah'ın evi ismiyle isimlendirilmiştir. Sizin evinize ziyarete gelenlere ikram edersiniz. Allah ekremül ekremindir. İkram edenlerin en muazzamıdır. Size çok büyük ikramlarda bulunuyor. 27 kat bir kere cemaattan dolayı camide namaz kıldığınız için sevap veriyor. Her adımıza sevap yazıyor ve günah siliyor gelirken, giderken. İbadet halindesiniz. Camiye gelip giderken ölseniz trafik çarptı öldünüz. Şehit olursunuz. Çünkü Allah yolunda ölmüş olursunuz. Gelirken de giderken de. Cami yolu Allah yoludur. Fî sebîlillâh'tır. Çanakkale'de şehit olanlarla bir olursunuz. Öyle muazzam bir şey. Ayrıca camiye geldiğinizde evi, Allah'ın evini doldurduğunuzda güzel saflar yaptınız mı? Düzgün, sık saflar. Cenab-ı Hak çok hoşuna gidiyor. Bu cemiyet içindeki, toplum içindeki asilerden dolayı onlara cezalandırmak istemiştim, gazaplanmıştım ama onların, camiye gelen müminlerin şu düzgün saflar halinde mescidimi doldurmaları çok hoşuma gitti. Buhari hadisidir bu. Onu tercüme ediyorum. Belaları defettim, kaldırdım. Şimdi her zaman söylüyorum. Camiye çok gelin, camileri doldurun. Dünya bizimle uğraşıyor. Bizi bozmak istiyor, dağıtmak istiyor. Bizden çok endişeleniyorlar, korkuyorlar kafirler. Camiye gelin, camileri doldurun. Allah da onların hilelerini, belalarını def etsin. Bu kadar önemli. Bu camiye gelmek ama bakıyorum peygamber sözünü dinlemiyor. Bir çocuğu getiriyor. İki, hoca da dedi, safı doldurun dedi. Niye doldurmuyorsun be adam? Sana desem ben aptal, yani akılsız desem daha mahkeme verirsin. Dava açarsın. Bana aptal dedi, hakaret etti diye. En çok sevap birinci safta. Öyle diyor peygamberimiz. En çok sevap camiye geldiğin zaman birinci safta. Birinci saftakileri doldu mu ikinci safa. İkinci safları doldu mu üçüncü safa. Sıra böyle. Peygamber söylüyor. Sen de burada dört saf yapmışsın. Orada ön saf boş. Aptal desem kızarsın. Aklın kısa arkadaş, kusura bakma. Sen buraya camiye sevap almaya gelmedin mi? Niye o zaman birinci safı doldurmuyorsun? Niye çok sevap almıyorsun? Hoca da rica ediyor, yine gitmiyor ya, üşeniyor. Tam dayak delisin yahu. Eğer Hazreti Ömer olsa seni sopayla döver burada. Bir Ömer getirmek lazım. Burada dört saf oluyor, orada birinci saf dolmuyor. Yahu sevap alacak. Bir de peygamberin sözü var. Evet. Öyle diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci safı etimmü, tamamlayın. Es-saffel mukaddem. Önünüzdeki safı tamamlayın diyor. Bu peygamberin emridir. Gitmezseniz mekruh işliyorsunuz, biliyor musunuz? Kerahat işliyorsunuz. Dinde istenmeyen şeyi işliyorsunuz. Hem sevaptan oluyorsunuz hem de peygamberin emrini çiğnemiş oluyorsunuz. Öyle diyor. İlk safta namaz kılmanın, ezan okumanın ne kadar çok sevap kazandırdığını bilselerdi birbirleriyle yarışırlardı. Başka çare bulamazdık, kurra atardık diyor. Hadis, bu da hadis. Ama nerede efendim, nerede? Ya ezbere Müslümanız biz. Böyle karımızı zararımızı da bilmiyoruz. Lütfen.
Namaza geldiniz mi? İmam arkasında iki kişiyi boş bırakın. Eğer namaz kıldıracak kapasitede adam değilseniz, çünkü hoca yanıldığı zaman arkadakini geçirir. İki kişi imamlık yapabilecek kapasitede olacak. Onun dışında yaşlı genç birinci safı doldurun mükellef olmak kaydıyla. Çocuklar ön safta değil, arada değil, en arkada. Bu da peygamberin emridir. Kadınlar en arkada. Evet, çocukları da getiriyor, araya sokuyor. Bunlar benim kanaatim değil. Benim de senin de uymak zorunda olduğun peygamberin emirleridir. Her hafta söylüyor hoca, yine de millahi hiç aldırmıyor. Evet, bunları söyleyelim. Evet, biz size bunları anlatıyoruz. Sizi de azarlamayacağız tabii. Diyor, ne diyor, bak peygamber yumuşak davranın yav diyor. Onlar diyor size yaklaşsın, korkmasınlar. Korktuklarından dolayı gelemezler, size soramazlar. Öğrenenlere ey hocalar siz tevazu gösteriniz. Sanki onun arkadaşı gibi davranınız. Arkadaşı gibi davranınız. Evet. Bu kimi öğrenirsen öğren böyle. Her şeyi öğrendin mi? Hoca ömrünü vermiş. Senin yakalayamadığın bir tek kelimeyi senelerce uğraşırsın bulamazsın. Bir arkadaşım profesör arkadaşım çok değerli uluslararası Tayyip Okuç rahmetli hocamıza bir soru sormuş. Araştır demiş. Yağma yok. Beleş yok. 12 senedir diyor araştırıyorum bulamadım. Ama seninle konuşurken diyor cevapladı diyor. Bana ziyafet çekti adam. 12 senedir aradım bulamadım şeyi cevabını verdi diyor. Araştırsın diye, araştırmaya sevk ediyor. Yani kıskandığından değil. Araştırsın diye tabii. Adam kötü niyetli değil de hemen beleşe konmasın. Biraz daha onu araştırırken kim bilir neler öğrenecek. Onun da niyeti iyi. Bazen böyledir işte. Hoca da yumuşak davranacak. Karşı tarafta hocaya saygı duyacak. Evet. Saygı duyacak. Efendimizin şeysi bu. Hocaya sokulmazsanız, hocaya yanına varmazsanız öğrenemezsiniz. Öğrenemezsiniz. Tevadu limen tuallimune ve la tekunu min cebabiratil ulema. Hem siz hocalar öğrenenlere yumuşak davranınız. Siz de öğrenenler de hocalara karşı saygılı olunuz. Saygılı olunuz. Efendimizin sözü bu. Evet. Tevazu gösterin. Hocalara karşı büyüklük taslamayın. Hocalar da size büyüklük taslamasın. Ne olursan olur. Herkes her bir sahada sen iyi olabilirsin. Ama başka sahada yayaysındır. Bakan olursun, şu olursun, bu olursun. Dini konularda bilmiyorsun. Ben bakanım diye kasılma diyor Peygamberimiz. Öğrendiğiniz kimselere tevazu gösterin. Ey hocalar siz de kasılmayın, onlar hiçbir şey bilmiyor diye teveden bakmayın. Yanaşsınlar size de böyle kaynaşma olsun da dinin hükümlerini öğreniniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş bu hadis-i şerif. Evet, Ebu Hureyre hiç evlenmemiş. Neden demişim evlenirsem karı beslemek, çoluk çocuk beslemek zorunda kalacağım. Tarlaya gideceğim. Bakkal dükkan açacağım. Bir şey yapacağım. O zaman demiş peygamberden ayrılacağım. O zaman ben yokken peygamberin söylediklerini duyamayacağım. Onun için evlenmemiş. Evet, evlenmemiş. Çok hadis naklediliyor. Hep ondan Ebu Hureyre, Ebu Hureyre, Ebu Hureyre. Asıl Abdurrahman adı. Tabii yalnızlık Allah'a mahsus. 40 yaşında. Gönül eylemek için ne yapacak? Kedi yavrularını severmiş. Kediyi sevmek de sünnettir ha. Evet. Kedi, köpek değil. Bak, köpeklere eve sokmayın. Melek gelmez. Avluda besleyin. Hayvandır. Doyurun. Aç da susuzsa yedirin içirin ama evinize sokmayın. Rahmet melekleri gelmez. Buhari hadisidir.
Kedi öyle değil. Kedi evde besleyebilirsiniz, komşularınız itiraz etmiyorsa. Sünnettir. Ebu Hureyre 40 yaşında adam, bekar. Nasıl gönül eğilecek? Yolda kedi yavrusu bulmuş, sevmeye başlamış. Sokağın başında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görülmüş. 40 yaşında adam kedi yavrusu oynar mı? Ayıp lan. Hemen kedi yavrusunun cübbesinin şeyine sokmuş buraya. Böyle durmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince başlamış kedi yavrusu büngüldemeye burada. Evet, yenginin içinde kedi yavrusu oynuyor. Abdurrahman demiş, ne o? Kedi yavrusu Allah. Utanmış 40 yaşında adam, kedi mi oynar ya? Kıpkırmızı olmuş. Ya Ebu Hir, kedileri seven adam diye gülmüş Peygamberimiz. Kötü bir şey olsa da at onu derdi. Gülmüş, yani tasvip etmiş. Kediyi sevmek Peygamberin sünnetidir. Ondan sonra adı Ebu Hureyre kalmış. Kedileri seven adam diye. Abdurrahman ismi unutulmuş. Bu Abdurrahman işte hadisleri çok hadis nakledince Hazreti Ömer şakası yok. Gel buraya demiş. Durmadan kâle Resulullah, kâle Resulullah, kâle Resulullah. Resulullah buyurdu, Resulullah buyurdu, Resulullah buyurdu deyip duruyorsun. Çok söylen, çok konuşan yalan söyler demiş. Bir daha demiş böyle iki de bir kâle Resulullah deyip durma. Allah razı olsun Ömer'den. Hiç tavizi yok. Demiş ya Ömer, siz evlendiniz, dükkan açtınız, kurmalıklarınız var. Güzel güzel yiyorsunuz. Çoluk çocuklarınızı seviyorsunuz demiş. Peygamberin dizinden ayrılmayayım diye ben demiş dükkan da açmadım, tarla da edinmedim, avrat da edinmedim. Gece gözü dizinin dibinden ayrılmadım. Sen bir tane duyduysan 100 tane duydum. Tamam demiş, o zaman sözüm yok. Evet, evlenmemiş adam çok hadis öğreneyim, dinimi öğreneyim diye kendini feda etmiş. Böyle bir iki tane sahabi var. Aslında evlenmek iyi bir şey de böyle fedakar, bizim adımıza feda etmiş kendini. Mescitte kalırmış sofa caminin arkasında. Ekmek bulursa yermiş, bulmadı mı oruç tutarmış. Verilerse yiyor, vermezse ne yiyecek? Bir şey kazanmıyor ki. Harp olursa gidiyor, emir verilerse gidiyor. Yoksa aç susuz, kimse bir şey getirmezse öyle bir kahraman Ebu Hureyre. Allah ondan razı olsun. Bu hadisi ondan duyduk. Ve tevazu. Evet, gene Peygamberimiz buyuruyor. İnsanlara tevazu gösteriniz. Ey müminler, kasılmayınız. Kibirlenmek şeytandandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok mütevazıydı. Bir yere geldiği zaman ayağa kalkarlardı. Oturun, oturun. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Ben ekmek kırıntıları yiyen bir hanımın çocuğuyum. Bunu söylerdi. Evet, sevgide aşırı gitmek insanı sapıtır. Bize tabi peygamber sapıtmaz da bize örnek. Medihte, saygıda ileri gitmeyin. Beni Meryem oğlu İsa, onlar çok seveceğiz derken Tanrı'nın oğlu dediler, çıktılar. Sapıttılar, gittiler. Evet, oturun, oturun diyor güzel Peygamberimiz. Ey müminler, siz de tevazu sahibi olunuz. Evet, insanlarla istinas ediniz. İnsan demek üns. Herkese konuşabilen, yalnız yaşayamayan, iki üç kişi bir arada olan, Allah'ın öyle yarattığı bir şerefli yaratıktır. Siz de insanlara aynı ana babanın çocuklarısınız. Mütevazı olunuz, kasılmayınız. Ben zenginim, ben tahsilliyim, ben şuyum buyum filan diye sakın ha. Aynı ana babanın çocuklarıyız biz. İnsanlara mütevazı olunuz. Ve carisül mesakine. Evet. Miskinlerle, hiçbir şeysi olmayan gariplerle, cebinde kuruşu yok. Senin cebin dolu, miden dolu, ah, sırtın da kalın. Gar ne güzel diyor. Evet, gar güzeldir, berekettir ama ekmeği olmayanlara, sobası olmayanlara ya şu anda meydanda yatan bir sürü geçmen var. Gavur almıyor. Zavallının sobası da yok değil mi efendim? Avrupa'ya gideceğiz diye. Açık havada yatıyor. Evet, efendim diyor ki siz böyle aranızdaki kuruşsuz, evsiz, yurtsuz, fakir
miskinlerle, miskin hiçbir şeysi olmayan adam demek. Miskinlerle oturup kalkınız. Evet. Onlarla beraber olunuz. Eğer bunu böyle yaparsanız, bu garip, fakir, kimsesiz, yersiz, yurtsuz gariplerle oturursanız, tekûnû min küberâillâhî, Allah'ın büyük adamlarından olursunuz. Allah'a yakın olan, Allah'ın rütbe verdiği adamlardan olursunuz. Adamlardan olursunuz. Evet. Yunus Emre, Yunus Emre olmak için 40 sene odun taşımış. Beleş yok. Odun taşımak yahu. Olur mu yahu? Olur yahu. Öyle olacak. Öyle olacak. Evet. Allah'ın kendine yakın kıldığı büyük adamlardan olursunuz. Fakir fukara ile oturursanız mütevazı olursunuz. Ve tahrucu minel kibri, kibirden çıkarsınız, uzaklaşırsınız. Sinme akıyor ya. Her taraf pis ya. Şuna bak be ya. Demeyin. Giydirin, kuşadın, yer bulun. Onlarla merhaba deyin. Yaklaşın. Yaklaşmak yetmez tabii, yardım edin. Onların yanına yaklaşınca kibir sizde kalmaz. Mütevazi olursunuz. O sizin kardeşiniz, insanlık kardeşi. Kim olursa, evvela tabii müminler de, kafirler de insan olduğu için onlara da aç susuzsa bir şey veririz. Hatta İslam devletine, topraklarına gelen kafir aç kaldığı zaman İslam devleti dinin emridir. Şeriat dinin emridir. Onu evine götürmek, onu evine götürüp koymak devletin emridir. Allah'ın dininin emri bu. Evet, böyle biz bütün insanlara böyle davranacağız. Evsiz barksız olanlara, evet, siz de diyor böyle miskinlerle oturup kalkarsanız kibirden kurtulursunuz ve Allah'ın yanında makbul büyük zatlardan olursunuz. Evet, tevazu olan, men tavada lillahi, kim Allah için tevazu gösterirse Allah onun rütbesini, derecesini artırır. Kim kibirli olursa şeytanın yolundan gider. O nasıl Adem Aleyhisselam'a kibrinden dolayı, ben ateşten, nurdan yaratıldım, o ise şeyden, kokar çamurdan yaratıldı, ha ya filan dedi, secde etmedi, şeytan oldu, Allah'ın rahmetinden kovuldu, ebediyen mahrum kaldı kibirliliğinden. Siz de kibirli olursanız onun yoluna düşersiniz ve Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsınız. Gariplerle, miskinlerle oturup kalkarsanız, mütevazi olursanız kibirden kurtulursunuz. Allah da sizin rütbenizi artırır. Evet. Tevazu insana rütbe artırır. İnsan nasıl kibreder? Öyle diyor şair. Evvelin diyor sümük. Değil mi? Evvelin sümük. İnsan menisi bir sümük. Ortan diyor gübre hamallı yapmak. Sonunda leş diyor. Öyle değil mi? İnsanın başı bir sümük. Hepimizin karnını açsa kimin kaç litre sidik, kaç kilo dışkı çıkacak. Ya pis kan çıkacak. Değil mi? Onu taşıyoruz biz. Sonunda da ne oluyor? Toprağa gömmesek kokumuzdan kimse yanımıza varamaz. Sonunda bu diyor, leş. Niye güveniyorsun yahu diyor. Niye güveniyorsun? Evet. Bir kabze-i hak olur bu tenler. Bilmem neye kibreder edenler. Bir avuç toprağı olacağız. Sonucumuz bu. Onun için tavazı ol. Yere yakın ol ki sonun iyi olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, miskinlerle beraber olunuz. Allah'ın yanında Allah da sizi sevsin, yükselsin. Evet. Bu tavazu sahibi olmak Allah'ın sırlarından bir sırdır ki Allah Celle Celaluhu onu insanlara, sıddıklara lütfeder, hediye eder. Evet. Tabii bu tevazu hak için, Allah için olacak. Bir maksat için olmayacak. Evet. Bir adam kendini insanlardan üstün gördüğü zaman
bu tehlikelerle şeytanın yoluna girdiği için Allah'ın rahmetinden uzak kalma tehlikesi karşı olduğunu bilsin. Bunu mut aklından çıkarmasın. Asla kimseye tepeden bakmasın. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, gece teheccüd namazına kalkıyor, şu kadar istiğfar ediyor, tesbih çekiyor, zikrediyor filan. Zavallı, cehennem kütüğü. Efendim söylüyor. Başka müminleri, bak müminleri diyorum. Bu günahkar görüp de kendisini ondan üstün gören onlardan daha aşağıdır. Ama kafiri yüksek göremezsiniz. Kafire efendim diyemezsiniz. Şimdi burada söylüyorum. Kardeşlik görevimi yapıyorum. Adam lokantacı, satıcı. Turiste efendim hürmetler ederim. Bırak buyurun de tamam. Good morning de. Guten Tag de. Günaydın de ama eğilme. Kafire 5 kuruş yemek yiyecek de diye bükülme, eğilme, efendim deme. Bırak kafiri, münafığı efendim diyenin amelleri boşa gider. Münafığa. Kafir ya bu, Allah'a inanmayan adam, Allah'a oğul isnat eden adam, gelen turist. Ben kötülük, düşmanlık yap demiyorum. Ticaret helal tamam da kafire karşı kişiliğini koruyacaksın. Eğilmeyeceksin. Eğildiğin anda mahvolursun. Allah'ın huzurunda eğileceksin. Para için gavura eğilmeyeceksin. Yaltaklık yapmayacaksın. Temiz mal ver, dürüst davran. Tamam, eyvallah. Ama bir kafire onu büyük 5 kuruş alacağım diye eğildiniz mi, yaltaklık yaptınız mı? Allah'ın gücüne gider. Kafirler Allah'ın düşmanıdır. Sakın onları dost edinmeyin diye ayetçiliği var. لَا تَتَّخُذُوا عَدُوِّ وَعَدُوِّكُمْ Sizin de düşmanınız, Allah'ın benim de düşmanım. Sakın diyor, öyle dost edinmeyin, candan sevinmeyin, değil mi? Merhaba merhaba, ticaret serbest, siyaset serbest. O da insandır tamam, açsan doyur tamam. Ama para kazanacağım diye onun kişilik kaybı, kişiliğinden fedakarlık edip eğilmek, bükülmek kesinlikle haramdır. Çok yanlıştır. Evet, müminlere mütevazi ol, müminlerle, kimsesizlerle, gariplerle otur, kalk. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinde olur. Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in o Abdullah radıyallahu anhuma'dan bu hadis-i şerifi. Tevâhav fillâhi. Ey müminler, Allah yolunda kardeş olunuz. Kardeş olunuz. Evet, Allah yolunda sırf Allah rızası için kardeş olunuz. Ahaveyni, ahaveyni. İkişer ikişer. Ahiret kardeşim diyorlar ya, Anadolu'da yeri var işte, bakın. Bizim Anadolu'daki örf adetler, deyimlerin hemen hemen hepsi Kur'an'a dayanıyor, hadise dayanıyor. Öyle bir milletmişiz biz. Ama aslımızı unuttuk. Şimdi gavurlara hayranız. Onları taklit ediyoruz. Bir yılbaşı geliyor. Allah, Ramazan bayramında bu kadar şenlik olmuyor. Evleri süslemiyoruz. Millet evlerini donatıyor. Ya senin bayramın değil ya. Tamam ben bir şey demiyorum da sen Müslümansın ya. Ne bu gavur hayranlığı? Onlar senin bayramında bir şey yapıyor mu? Nedir bu kişilik kaybı? Evet. Biz eskiden böyle değildik. Bizim dinimizde olan şeyleri ya ayet ya hadis, bunları deyim yapmışız, atasözü yapmışız. Örf adet olarak yaşıyoruz bilmesek bile. Değil mi? Şoförlerin arabasının arkasından yazıyor. Anadolu'yu gezin. Benim için ne dilersen iki misli senin olsun. Peygamberin hadisidir bu. Bir mümin diğer mümine Allah ondan razı olsun dedim, melekler 2 defa razı olsun derlermiş. Allah onu beladan kurtarsın, 2 defa beladan kurtarsın. Hadis bu ya. Bunu bilmiyorum ama yazmış arabasının arkasına. Benim için ne dilersen iki misli senin olsun. Hadistir bu. Evet. Deve iğne deliğinden geçerse bu iş olur. Deve iğnenle geçer mi? Yani olmayacak. Bu da Kur'an'dır, ayettir. Deve iğnenle geçer mi? Yani kafirler ne yapsanız size dost olmazlar. Ona göre hareket edin yani. Tedbirli olun. Bu manada birçok şeyler var böyle. Evet. Öyle bir milletmişiz ama kişiliğimizi kaybetmişiz. Bir gavur bir şey yaptı mı Allah külahı atıyor. Yok. Müslüman kişilikli olur. Şimdi okudu hocam.
Sizin örneğiniz Muhammed Mustafa'dır. Ve tekûnü şühede alennâs. Siz de bütün insanlara örnek olacaksınız. Taklit etmeyeceksiniz diyor. İnsanlar sizi taklit edecek. Siz de Muhammed Mustafa'yı taklit edin. Şimdi okudu hocam burada. Mihrabiye'de okudu. Siz Müslümansınız. Hüve semmâkümül müslümîn. Müslüman adını Allah verdi bize. İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla. Neden? Bütün insan Muhammed Mustafa öğreniniz ve bütün insanlara siz de örnek olacaksınız. Örnek. Taklit etmeyeceksiniz. Kişilik sahibi olacaksınız. Ama şimdi tam tersine. Allah bizi ıslah etsin. Allah bizi ıslah etsin. Allah yolunda ikişer ikişer kardeş olun. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere gelmiş. Medine-i Münevvere Müslümanlar gelmiş. Kim? Mekke'den gelenler. Baş muhacir Muhammed Mustafa. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Evet, böyle sahabiler. İlk Müslümanlar. Peygamberin yakın arkadaşları. Mağazalarını kapatmışlar. Evlerini bırakmışlar. Hurmalıklarını bırakmışlar. Kimisi avradını bırakmış, Müslüman olmamış. Kimisi çoluk çocuğunu bırakmış, Müslüman olmamış. Don gömlek gelmiş Medine'ye. Evet. Efendimiz onları Medinelilerle Müslümanlarla kardeş etmiş. Adraman-ı Avf var. Sahabenin en zenginlerinden, aşere-i mübeşşereden, caminin üstünde köşelerde hep bunlar yazılıdır. Bütün camilerde şu yuvarlaklar aşere-i mübeşşeredir. Elhamdülillah bizim aziz milletimiz, Araplarda yoktur bu. Bizim milletimizde vardır. Aşere-i mübeşşere sağlığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından cennetle müjdelenen adamlar bunlar. Onların isimlerini böyle yuvarlak içinde tabii Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali diye gider böyle. Onlardan bir tanesi de Abdurrahman İbni Avf. Evet, çok zengin adammış. Çok zengin adammış. Peygamber bir şey ver dedi mi, bütün servetini verirmiş. Biz olsak birazını vereyim, birazını bırakayım. Bu iş hepsini verirmiş. Ticaret kafası var adamda, zeka var. Medine'ye gelmiş işte, sahabeden birine kardeş edilmiş. Burada söylüyor adını. Evet. Ondan sonra demiş ki, evimin yarısı senin, yarısı benim. Bahçemin yarısı senin, yarısı benim. Abdurrahman Afa, sağ ol kardeş demiş, sağ ol. Pazar nerede demiş, pazar. Pazarınız yok musun? Var demiş, gel. Beni demiş pazara götürsen, göster pazarı. Göstermiş demiş, güle güle, sağ ol, Allah senden razı olsun. Evin de senin olsun, tarlan da senin olsun. Adamın kafası çalışıyor, ticaret kafası, ticareti biliyor. Sabahleyin kuruşsuz gitmiş, akşama cebini doldurmuş, gelmiş. Sonra da sahabenin en zengin olmuş. Kafası çalışan adam, ticaret adamı zengin adam olur. Çok da sevap almış ama, cennetle müjdelenenlerdir ama, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken cemaatin çoğu camiden çıkmış. Çünkü deve kervanıyla yapılıyor o zaman ticaret kervanları. Abdurrahman İbni Avf da zengin adam, Şam'dan büyük şeyler getiriyor. Kaliteli mallar geliyor, ucuza satıyor. Ucuz veriyor filan. Şimdi cumadan sonra kalırsak millet alır, bir şey kalmaz diye Peygamberimiz hutbe okuyormuş. Caminin çoğu boşalmış. Gitmiş dışarıya. Mal almaya gitmişler. Evet. Tabii Peygamberimizin evleri de, hanımların odaları, analarımızın odaları da caminin yakın. Görmüş Ayşe anamız bunu. Peygamber'de yalnız kalmış. Aşağıda kimse yok. Kur'an'da da var bu. demiş. Şimdi anladım. Resulullah buyurdu ki cennete giren zenginlerin en sonunda Abdurrahman girecek dedi. Niye girecek? Anladım. Şimdi bak camide boşalttı onun yüzünden. Gelin demedi ama hepsi oraya gitti. Hesap veriyor biliyor musun? Nereden buldun? Nereye harcadın? Ötekiyle kuruş yok. Yalla Hazreti Ali mesela hiç ele, gündelikte çalışırmış. Bir şey yok. bunun için yerden aldın, geri verdin. Hepsi doğru. Cennette müjdelenmiş ama
öteki gidiyor cennette köşküne, bu da hesap veriyor yolda. Hesap vermek kolay bir şey değil. Yine cennete gidiyor da şimdi anladım demiş onu, niye geç kaldığını. Bunu söylemiş. Sonra da Cenab-ı Hak onları kınıyor. Neden peygamberi yalnız bıraktınız? Hutbe bırakırken gidilmez. Böylece öğretiyor bize tabii de. Sahabiler deney yapılan kobaylardır. Onları kınamayınız. Onlar da bu olay olacak ki biz hutbe okunurken gitmeyeceğiz. Dinde böyle olduğunu anlayacağız. Hutbe dinlemenin farz olduğunu anlayacağız. Böyle ortaya çıkıyor işte. Bu Abdurrahman bin Avf bana demiş sağ ol kardeş. Pazarı göster, akşama cepler dolu gelmiş. Sonra da sahabenin en zengin olmuş. Efendimiz Mekke'den Medine'ye gelenleri böyle ahveyni ahveyni, siz de diyor Allah yolunda ikişer ikişer kardeş olun. Ahiret kardeşi diyorlar şimdi Anadolu'da. Bu hadise dayanır o. Evet, mesela Selman Farisi ile Ebu Darda Hazretlerini kardeş etmiş. Ahan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeş etmiş. Abdurrahman Afi kardeş etmiş. Başkaları, evet, Sa'd İbni Rabi mesela. Bütün sahabileri, bir de Mekkeliler de birbirine kardeş etmiş Efendimiz. Ve de bize buyuruyor ki siz de diyor Allah yolunda içtiğiniz su ayrı gidecek şekilde kardeş edinin. Bütün müminler kardeştir de bir de böyle kardeş edinin. İkişer ikişer kardeş olun birbirlerinizle, en yakın olacak şekilde Medine'de benim yaptığım gibi siz de böyle yapın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle sırdaş, yakın kişiler. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, peygamberlik zamanından evvel Mekke'de güçlü olanlar, zayıf olanlar eziyor, hakkını alıyor, vermiyor. Fakat düşünen kafalı insanlar da var. Bunlar toplanmışlar. Hilful Fudul deniyor onlar işte. Peygamberimiz de buna katılmış. Henüz peygamber değil, genç. Peygamberimiz biliyorsunuz 40 yaşında peygamber oldu. Katılmış, yemin etmişler. Böyle haksızlığa uğrayan bir garibin hakkını zengin alacağız, zengininden alacağız, fakire vereceğiz. İşte şöyle yapan, böyle yapacağız filan. Bu bunu kaldırmış peygamberimiz. Çünkü bütün müminler birbirinin kardeşidir. Buna gerek yok. Ama bir de kardeşlik var. Böyle en yakın. Öyle ya, senin akraban falan yerde, falan şehirde, İstanbul'daysan falan mahallede, kapı komşundan daha yakın sana kimse var mı? Hemen anında kapıyı zilip gel işte hasta oldu bilmem ne diyecek adam. İkişer ikişer diyor, gidin kardeşi edinin. Evet, böyle Müslümanlar kardeştir. Birbirini korumak zorundadır ama bir de böyle diyor olsun. Eski şeyde yok şimdi. Din gelince bütün Müslümanlar birbirinin kardeşi oldu. O eskiden olan şeyi zaten iman bize getirdi. Biz zayıfları daima koruyacağız. Mazlumun hakkını önden alacağız. Bu bizim te'muruna bil maruf ve tenhavne anil münker. Bu görevimiz var zaten. Ama bir de böyle samimi, iyi yakın olduğunuz iki arkadaşınız, kardeşiniz olsun diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan İbni Süfyan. Evet, Abdurrahman İbni Uveym İbni Saide'den bu hadis-i şerifi radıyallahu anh'dan naklemiş. Tavadda Valsil Zekerak. Evet. Şimdi de fıkıh meselesi anlatan bir hadis-i şerifi. Sümmenüm. Evet, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İmam Malik, evet, Abdullah bin Ömer'den, Hazreti Ömer'den. Şimdi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer, sahabenin en fakihlerin, hukukçu alim sahabilerden, İmam-ı Azam'ın da Abdullah bin Mesud ve Abdullah bin Ömer fetvada dayanağıdır. Alim sahabiler. Alim sahabiler tercih ediyor. Aynı konuda birkaç sahabi sözü varsa fıkıh bilenleri tercih ediyor. Prensibi bu. İmam Şafii diyor ki sahabeden olsun kim olsa olsun diyor. Onun prensibi de bu. Hepsi başımızın üstünde. Abdullah bin Ömer genç ailesiyle birleşiyor.
kalkıp yıkanmak zor geliyor. Ama rahat da edemiyor. Durumu öğrenmek için Resulullah söylerse utanıyor. Baba demiş ya, böyle oluyor işte. Resulullah sorar mısın? O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Efendimiz diyor ki tavadda. İlişki kurduğun zaman abdest al. Vagsil zekerek. Uzunu yıka. Sümmenim. Sana uyu de. Evet. Abdest almak biliyorsunuz. Yüz yıkamak. Dirsekler dahil kolları yıkamak. Başın dörtte birini meshetmek. Topuklar dahil ayakları yıkamak farzdır. Dört azayı yıkamak farzdır. Bunun dışındakiler, biz önce elimizi yıkıyoruz, işte ağzımızı, bunlar sünnet. Bunlar da lazım tabii de. Şu dört eksik olduğumun abdest yok. Abdest yok. Evet. Abdest bu. Özel azaları Peygamber'in tarif ettiği şekilde yıkamak ne demektir? Yıkamak demek suyu koyduğunuz zaman su o ağzan yüzünüzü ıslatacak ve damlayacak. Buna yıkamak denir. Suyu koydunuz, her tarafa ulaştınız, hiç damlamadı. Bu yıkamak değil. Bu mesihtir. Bu mesihtir. Suyu koydunuz mu damlayacak. Bir tane hiç olmaz, bir damla damlayacak. Buna yıkamak denir. Böylece koyduğunuz suyu, yüzünüzü çarpmak doğru değil. Yüzünüzü alnınıza koyacaksınız. Göz pınarlarınızı yoklayacaksınız. Fazla bastırmayınız. Tabii şimdi sularımız ilaçlı, temiz. Mikroplardan arınmış. Ama eskiden böyle değildi. Buldukları suyla abdest alıyorlardı. Böyle aşırı abdeste aşırı gidenler kör olmuşlar. Sulardan mikroplar bulaşmış. Gözleri hastalanmış. İçine değil. Düşün, dışında kuru yorgan, gözü kapayacaksınız. Ama burada kuru yorganmasında şöyle biraz bastırarak iki kulağınızın arasını yıkayacaksınız. Şu kulağınız arasıyla favori arasından kalan şu tüysüz kısım yıkanacak. Sakalınız varsa sakalın üstünü dan su geçireceksiniz. Sakalsız kısımları yıkayacaksınız. Su damlayacak şekilde. Bir defa yıkamak farz. Üç defa yıkamak sünnet. Dört yanlış. Beş yanlış. İki yanlış. Evet. Üç. Evet. Üç defa. Resul-i Ekrem sünneti bu. Ondan sonra sağ kolunuza tabii hepsinin duası var değil mi? Besmele ile. Nevetül vudu'a takarruben ilallahü teala. Bismillahirrahmanirrahim velhamdülillah ala din-i İslam ve ala tevfikül iman ve ala hidayetir rahman. Duası var. Etmesen de olur. Bismillah desen de olur. Besmele çekeceksiniz. Hayırlıca besmeyle başlayın ki tam randımanlı sevabını çok alasınız. Hiç besmele çekmeden, niyet etmeden bile abdest alsanız, yani abdest ağzından yıkasanız İmam-ı Azam'a göre abdest geçerli. Onun abdest alabilirsiniz. Nasıl olur bu? Denize girersin. Hiç besmele falan çekmezsin. Evet. Abdest almış olursun. Çıkarsın namaz kılabilirsin. İmam Şafii besmele niyet etmek şart diyor. Bir şey de Kur'an-ı Kerim'de İmam-ı Azam tam bugün hukuk tekniğine uyuyor. İza kumtum ila salati, namaz kılmaya davrandığınızda fa'usulu vucuhakum ve eydeküm ilel merafiki memsehu bir uzküm ve arculeküm ilel kabeyn. Burada Allah abdesti tarif etmiş. Yüzünüzü yıkayın, kolunuzu yıkayın, başınızı mesedin, ayakları yıkayın demiş. Niyet edin dememiş diyor. Ayette niyet etmek emredilmemiştir. Niyet etmek iyidir, sünnettir ama farz değildir. Binaenle niyet etmeden de abdest olabilir diyor. İmam Azam sözü bu. İmam Şafii Hazretleri abdest almak ibadettir diyor. İbadet niyetsiz olmaz diyor. Falan neyse biz hepsine saygı duyuyoruz. Evet, kolunuzu yıkarken de şu dirseğiniz mutlaka yıkanmalı. Mutlaka. Peygamberim diyor ki vay cehennemden dolayı bu dirseklere. Şu dirseğiniz kuru kalırsa, şimdi televizyonda dini sahneler oluyor. Adam
zoraki öğrenmiş abdest almayı. Çünkü bir rejisör gelmişti bana, Allah rahmet eylesin, öldü gitti. Kaç ay uğraştım hocam dedi, namaz kıldırma, secde etme, öğrenin, öğreten diye dedi. Adam ömründe namaz kılmamış, rol icabı, abdest alıyor. Böyle yapıyor yapıyor, şimdi yine bakıyorum ben, yapıyor, burası kalıyor. Olmaz, burayı böyle çerçeveleyeceksiniz. Çocuklarınıza da öğreteceksiniz. Bu dirsek kolu kaldı mı abdest yok. Buradan su koymak yetmez. Dirseğinizi kuru kalmayacak şekilde böyle yuvarlakla kolunuzu yıkayacaksınız. Bu kolunuzu yıkayacaksınız. Başa geldi. Şimdi bizim abdestin farzı 4. Değil mi? Başa meshetmek. Vatandaş almış buna. Kolu bir defa yıkamak farz. Yüzü bir defa yıkamak farz. Ayağı bir defa yıkamak farz. Başa bir defa meshetmek farz. Bu anlamış, kolunu 3 defa yıkıyor. Ağzına 3 defa su veriyor. 3 defa burnuna su veriyor. Yüzünü 3 defa yıkıyor. Başa geldiğin bir tane yapıyor. Kardeşim bak, kafanın başın suçu ne? Her tarafı sünnete uyuyorsun. Mesele geldiğin farzda yetiniyorsun. Onun için lütfen elinizi iki elinizi ıslatınız. Başınızda böyle kaplama mesleği yapınız. Sünnet olan budur. Çünkü kolunu 3 defa yıkamak sünnet. Başının kaplama mesleği yapmak sünnet. Bunlar da sünneti yaptın mübarek adam. Başını da sünneti yapıyor. Başın suçu ne de farzda yetiniyorsun. Böyle yapmak farz. Onu yapıyor. Böyle yapın. Her tarafta sünnete uyuyorsunuz. Başınızda da sünnete uyun diyorum. Ama adet böyle olur. Başa böyle yapıyorlar, bırakıyorlar. Başınızda kaplama mesleği yapınız. İlla arkadan öne doğru şart değil. İki elinizi ıslattıktan sonra önden arkaya yapabilirsiniz. Yani saçınızın fiyakası da bozulmaz. Onu söylemek istiyorum. Ayağınızı 3 defa yıkamak sünnet. Evet, topuklar da dahil. Efendimizin şeyi veylül akabi minen nar. Ayağınızı yıkıyorsunuz. O ayağınızın üstündeki domalan kısım ayak bileğinize giderken yerki domalan kısım yıkanacak. Onu da yıkayacaksınız. Böylece abdest alırsınız. Tabii abdest alırken konuşmayacaksınız. Abdest alırken dualar edeceksiniz. Yüzümüzü yıkarken Allah'ım yüzümü münafıkların, kafirlerin yüzü kara olduğu mahşer gününde yüzümü akla ak çıkar, nurlandır. Sağ kolumuzu yıkarken kitabımı sağımdan ver. Hesap kolay. Solumdan verme. Ayağımızı yıkarken ayağımı sırat köprüsüne kaydırma ya Rab. Başımızı meterken Allah'ım boynumu cehennem ateşinden azat et, kurtar. Böyle dualar. Türkçe de edebilirsiniz. Arapça peygamberimizin sözleri daha makbul tabii. Abdest aldıktan sonra, abdest alırken konuşulmaz. Sevabını yele verirsiniz. Abdest alırken selam verilmez. Adam meşgul. Evet, ezan okurken de selam verilmez. Almıyoruz, kızıyor bize. Hoca burnu büyük diyor. Burnu büyük değil ya, yasak ya. Ezan okurken selam veriyor bana, almayınca da kızıyor. Anlıyorum ben yüzünden, ekşiyor. Ya yasak dinen yasak. Abdest alan adama selam verilmez, işi var adamın ya. Yemek yiyen adama da selam verilmez, işi var adamın ya. Kur'an okuyan adama selam verilmez, işi var. Hutbe okunurken selam verilmez arkadaş, dinlemek farz ya. Ha, bunları da bileceğiz, konuşmayacağız, dua edeceğiz. Ondan sonra eğer su içilecek suysa, oruç değilseniz abdestten sonra su içmek de sünnettir. Ayakta içebilirsiniz o suyu. Aslında su oturarak içilir de zemzem ve bu su ayakta içilebilir. Tabii 3 defa da içeceksiniz. Bir de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şehadet kelimesini getirip ondan sonra Allahümme ec'alni minel mutadahhirin ve ec'alni min ibadike salihin. Evet, Allah'ım beni tertemiz olanlardan eyle. Allah'ım salih kullarından eyle diye dua ederseniz, bir de arkasından inna enzelne okursanız vaktiniz varsa o kazanır gidersiniz. Böyle abdest alırsanız tırnağınıza varıncaya kadar diyor günahlar dökülür gider diyor peygamberimiz.
tırnağınızdan varınca kadar günahlarınız dökülür gider. Bir abdest günahlardan temizlemeye yetiyor, güzel alırsanız. Ayrıca böyle bir abdest şeytanın senden uzaklaştırıyor. Sağlam zırha bürünüp bununla ekmek deyip başkasına gidiyor. Öyle bir güzeldir abdest almak. Tabii abdestli ölürseniz imanla göçmek garantisi var. İmkanınız varsa hiç abdestsiz gezmeyin. Azrail ne zaman yolunuzu keseceği bilinmediği için abdestli ölürseniz %100 mümin olarak ölürsünüz. Abdest bu kadar güzel bir şey. Efendimiz diyor şimdi işte abdest böyle alın. Birleştiniz. Abdest alın diyor Peygamberimiz. Tenasül uzvunuzu yıkayın. Ondan sonra uyuyun diyor. Evet. Yani böyle yaparsanız sabaha kadar yıkanmadan uyuyabilirsiniz diyor. Efendimiz bu hadisiyle şunu göstermiş oluyor. Cünüp adam hemen akabinde yıkanmak zorunda değildir. Bak sabaha kadar müsaade etti ama bu şartla müsaade etti. Ama cünüp adam talebe olur, yeri müsait olmaz. Yolda yürüyebilir. Ağzını yıkamak suretiyle yemek içebilir, yiyebilir. İmkan daraldığı zaman onları anlatıyorum. Selam alıp verebilir. Gavur olmadı ya Müslüman. Ama Efendimiz diyor ki toprak basmadan üstüme der. Pis herif basma üstüme. Toprak öyle söyler diyor. Bak yürüyebilir fıkıh açısından ruhsat. Adam ne yapsın ya? O şurada kalmış, burada kalmış. Hani ben bursatı söylüyorum ama güzeli ne? Öyle pis vaziyette toprağa basmamak, gezmemek, şu etmemek, bu etmemek. Aman günah mı? Yok. Günah değildi. Mesele böyle. Evet. Böyle şeyleri var. Bu hadiste sabaha kadar uyu dediğine göre demek ki sonraya erteleyebiliyoruz. Hüküm oradan çıkarıyorlar. Şimdi sahabiler demiş ki Efendimiz böyle birleşmeden dolayı sevap alırsınız. Ya Resulallah. Olur mu ya Resulallah? Zevkimiz tatmin ediyoruz ya Resulallah. Ne güzel mantık. Siz demiş bu zevkinizi haramda tatmin etseydiniz, zina etseydiniz günah işleyecek miydiniz? Tabii ya Resulallah. Zina büyük günahtır. Zinada değil de helalda tatmin ederseniz tabii sevap demiş Peygamberimiz de. Evet böyle görev olur. Evet bu nikah meselesi de İşte böyle bir iki Müslüman erkek şahit huzurunda erkeğin ben seni helallığa, zevceliğe aldım. Ötekinde ben sana zevceliğe, helallığa vardım diye kesin ifadeyle söylemesi sonucu kıyılır. Mehirden bundan sonraki hadislerde bahsedeceğiz. Mehir de var. Ondan da bahsedeceğiz. Böyle nikah kıydınız mı sevap alıyor bak. Farz alıyor. Öteki büyük günah. Onun için nikahta devlet memuru, evet sen buna varıyor musun, seçiyor musun, eş olarak seçiyor musun? Evet dedikten sonra, evet seçtim de, evet vardım de. Dımlat bir şöyle kesin olsun. Çünkü evet geniş zamandır ihtimallidir. Bugün Batı kanunlarında bile, Fransız medeni kanunda bile deneme süresi vardır. Hala kanunlarda deneme süresi olduğuna göre, senin deneme süren yok, Müslümansın sen. Kesin ifade kullan, aldım, vardım de. Kesin olsun, helal olsun diyor. Kalkmayacaksan diyor, abdest al, yıka diyor aletini, öyle uyuyabilirsin. Bu hadis-i şerifi İmam Malik rahimahullah, İmam Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Abdullah bin Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, mal besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillâ rabbil âlemîn errahmânirrahîm. Sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.
Birer elem neşrah leke besmele ile beraber misin? Elem neşrah leke sadrı. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber misin? Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. İhlas. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر geç الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Amin. Sübhan Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle. Okuduğumuz Süver-i Celile-i Ayat-i Kur'an'ı kabul eyle. İndirilmiş olan hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhi pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehli beyt, el ashab-ı etbaalar, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mü'min ve mü'minat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz, hazırun dersimizi izleyen kardeşlerimizin, ahirete irtihal edenlerinin
ruhlarına bu vatanı bize hediye için canlarını bezleden ve sıkıntıla giden şühedanın, kuzatın ve ashab-ı hayratın arkasının Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminler erbağına hediye edildik vasılıyla cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenatı tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesini bizleri muhafaza eyle. Şirkten, şekten, küfürden, münafıklıktan, şikaktan, kötü hallerden de bizleri muhafaza eyle. Ya Rab, imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımızı helalından bol, akıbetimizi hayır eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle, Ümmet-i Muhammed'e ıslah eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, kafirlerin, zalimlerin, münafıkların, satılmışların, Müslümanların arasına sokmak istedik hileleri kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Bütün Ümmet-i Muhammed'i birbirini seven, birbiri için dua eden güzel, salih müminlerden eyle. Bizim kalbimizde de hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm Ümmet-i Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik neşhedü ve la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfirük ve netubu ilek. Subhane Rabbina Rabbil izzetü amma yasfun ve selamün alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.